Deniz Kızları, efsanenin ardındaki gerçek. Efsanelerle ilgili ilginç olan şey, çoğu zaman neredeyse inandırıcı görünmeleridir. Demek istediğim, dünyanın tamamen farklı yerlerinde insanların aynı şeyi yüzyıllardır görmesi başka türlü nasıl açıklanabilir? Deniz kızları gerçek mi diye sormak aslında saçma mıdır? Bu yarı insan yarı balık efsanevi deniz canlıları gerçekten var mı ya da var mıydı? 1989 yılında Disney'in dünyaya tanıttığı kızıl saçlı bir güzele mi benziyorlar, yoksa biraz daha az mı göz alıcılar? İster inanın ister inanmayın, bilim adamları ve tarihçiler yıllarca deniz kızlarının var olup olmadığı ile ilgilenmişlerdir. Bugünkü videoda gerçeği bulmak için onların araştırmalarına değineceğiz. Ancak efsanevi deniz kızları dünyasına dalmadan önce abone ol düğmesine tıklayın ve bu bildirim zilini çalın. Böylece hayata hep olumlu bakarak en yeni güncellemeleri her zaman ilk gören siz olun. Merriam-Webster sözlüğü deniz kızını başı ve vücudunun üstü kadın, altı ise bir balık kuyruğu olan masalsı bir deniz yaratığı olarak tarif etmektedir. Bunların erkek olanları ise deniz adamlarıdır. Ve her ikisi de kitaplarda, çizgi romanlarda, çizgi filmlerde ve filmlerde bolca yer bulmuştur. Bizim kuşağımız için en popüler olanı elbette Disney'in ürettiği Küçük Deniz Kızı filmindeki güzel Ariel'dir. Ama bu çizgi film 1837 yılında Danimarkalı yazar Hans Christian Andersen tarafından yazılmış bir masalın uyarlamasıydı. Ancak Andersen'in Küçük Deniz Kızı kitabı sonsuza dek mutlu bir şekilde yaşadılar diye değil, acıklı bir şekilde biter. Çocukluk hayallerinizi mahvettiğim için üzgünüm. Her neyse, konumuza dönersek Küçük Deniz Kızı filmi ya da kitabı gözlerimizi deniz kızları dünyasına açan ilk hikaye değildir. Efsanelere göre ilk deniz kızı eski çağlara ait Suriye deniz tanrıçası Atargatis'tir. Gerçi o hayata deniz kızı olarak başlamamıştı. Kendisi Küçük Deniz Kızı gibi bir zamanlar bir insana aşık olan güçlü bir rahibeydi. Ama aşık olduğu adamın ölümlü bedeni bu kadının yataktaki ilahi güçlerine karşılık veremedi ve sevgilisi öldü. Bu adamdan hamile kaldı ama aşkının ölümü sebebiyle bu hayata asla devam edemezdi. Atargatis çocuğu doğurmasından sonra kendisini okyanusta boğmaya karar verdi. Ama tanrılar olağanüstü güzelliği nedeniyle merhamet edip onu deniz kızına çevirdi. Günümüzde dahi ona hayran olanlar kendisine doğurganlık, himaye ve sağlık saadet tanrıçası olarak saygı duyarlar. Ve sonrasında Ea, Mezopotamya'nın su, bilgelik, sihir ve yaratılış tanrısı vardır. O bir deniz adamıydı. Peki bunun ardındaki hikaye nedir? Efsaneye göre Ea, kendisinin yarattığı insanları Tanrı Enlil tarafından gönderilen bir selden kurtarmıştı. Enlil halkı yok etmek istedi çünkü gürültüleri onu uykusundan ediyordu. Daha neler, biraz fazla tepki göstermemiş mi? Bu Atrahasis ve Gılgamış Destanı adlı Babil efsanesinde anlatılmıştır. Çoğu efsanede olduğu gibi deniz kızları farklı kültürlerde boy göstermiştir. Japon folklöründe insan yüzüne sahip ve ağzı bir maymun ağzı olan dev balık Ningyo vardır. Eğer canavar görünüşünü göz ardı edebilirseniz, beslenmenize Ningyo'yu ilave ettiğinizde size ebedi gençlik ve güzellik sunulacağına inanılır. Afrika'nın çoğu bölgesinde İngilizce'de su anne kelimelerinin karşılığından türemiş Mamiwata efsanesi vardır. Onun iyi tarafına rast gelirseniz, özel güçlerini kullanması için sizi bir aracı olarak seçecektir. Rast gelmezseniz balıklara yem olursunuz. Her zaman bir yerden yakalanıyorsunuz değil mi? İrlanda'nın dişi deniz perileri uzun yeşil saçlı güzellerdir. Erkekleri ise pek o kadar güzel değildir. Deniz perileri su altında yaşamalarını sağlayan sihirli başlık Kovalin Durit adında bir şey giymelidirler. Rusya'da Slav mitolojisinde hem iyi hem de kötü olarak tasvir edilen su perisi Rusalka vardır. Efsanenin yumuşak versiyonunda Rusalka deniz kızlarının iyi yürekli oldukları ve ekinlerin sulanmasını sağladıkları düşünülüyordu. Efsanenin karanlık yüzünde ise bunlar zalimce insan öldüren kızlardı ve kurbanlarının sulu ve ölüme sürüklerlerdi. Norveç'te ve İskoçya'nın bazı kesimlerindeki kültürde denizde şekil değiştiren Finnfolk vardır. Bu yaratığın gümüşe merakı vardır ve insanları kölelere dönüştürmeye meyillidir. Eskimoların da kendilerince deniz kızı hikayeleri vardır. Özellikle Sedna masalı önde gelenlerdendir. Sedna, Eskimoların koruyucu ruhu ve tüm deniz memelilerinin annesidir. Karayip adaları ve kıta Amerika'sının diğer bölgeleri, deniz kızı anlamında Fransızca bir kelime olan La Sirene'den türemiş La Sirene adlı bir deniz perisine ev sahipliği yapmaktadır. Ve dil bilimiyle ilgili bir notla düşmek gerekirse, Yunan mitolojisindeki sirenleri atlamamak lazımdır. Dıştan çok güzel ama içten ölümcül olan bu ünlü deniz kızı benzeri yaratıkların, Homer'in Odise efsanesindeki Odysseus ve adamlarıyla yüzleşmesi anlatılır. Neyse ki Odysseus ve adamları sirenlerin baştan çıkarıcı ve hipnotize eden şarkılarını duymayacakları şekilde kulaklarını bal mumuyla tıkayarak hayatlarını kurtarmayı başarmışlardır. Ama deniz kızları sadece eski efsanelerden ibaret değillerdir.
Bu aldatmaca bugün bile devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyada doğruluğu teyit edilmemiş ve muhtemelen asılsız görüntüler yakalandığı bildirilmiştir. 2013 yılında Animal Planet adındaki program Deniz Kızları adlı kurgusal bir belgesel yaptığında yangına körükle gitmiş oldu. Deniz Kızları, Vücudu Bulundu adındaki bölüm 3.6 milyon kez görüntülendi. Bu, insanların bu efsanevi deniz yaratıklarına hayranlığının 21. yüzyılda bile azalmadığını kanıtlamıştır. Animal Planet'teki bu sahte şov ki hepsinin kurgu olduğu gerçeğini açık ve dürüstçe bildirmişlerdir, ilk değildir. 1842'de P.T. Barnum bir sirk gösterisinin parçası olarak bir maymunun başıyla gövdesini bir balığın kuyruğuna dikerek sahte bir deniz kızı yarattı. Buna Fiji Deniz Kızı adını verdi ve Fiji adaları yakınlarında yakalandığını iddia etti. Binlerce insan bu kandırmacaya inandı ve bu hala tüm zamanların en büyük deniz kızı aldatmacılarından biri olarak kabul edilir. Kesin olan bir şey varsa o da hiç kimsenin ölü ya da diri gerçek bir deniz kızı görmediği veya yakalayamadığı gerçeğidir. Christoph Kolomb'un 1493 yılında bir deniz kızı gördüğüne dair iddialar dahi uzmanlar tarafından çürütülmüştür. Gördüğü şeyi söylendiği kadar güzel değildi, yüzünde erkeksiz çizgiler vardı diye anlatıyordu. Peki o zaman Kolomb ne görmüştü? Tarihçiler, halk bilimcileri ve bilim insanları bunun bir deniz kızı olmadığına inanıyorlar. Kolomb'un aslında gördüğü şey bir deniz ineğiydi. Aynen, bu sadece bir yanlış algılamaydı. Soyu tükenmiş Steller deniz inekleri gibi bazı eski türlerin 10 metre boya eriştiği biliniyordu. Bununla birlikte bugünün deniz inekleri ve Dugong adındaki Hint Pasifiği'ndeki kuzeni sadece 3 metre civarı boydadır. Ve işte size eğlenceli bir bilgi. Bilimsel olarak Sirena sınıfına ait olan deniz inekleri ve Dugonglar fillere yakın akrabadır. Ayrıca onlar kesinlikle sadece otçul olan tek deniz memelileridir. Tamam da Kolomb nasıl bu denli büyük bir hataya düşmüştü? Aslında uzaktan deniz inekleri insan büyüklüğünde görünür. Belli mesafeden bakıldığında ön paletleri insan kolunu andırır ve boyun omurları kafalarını insanların yaptığı gibi döndürmelerine izin verir. Ayrıca yuvarlak kafaları ve çıkıntılı burunları ve bıyıkları yüzünden özellikle de bıyıklı bir erkekle rahatlıkla karıştırılabilirler. 30 yılı aşkın bir süredir deniz ineklerini inceleyen ve gözlemleyen deniz biyoloğu Dr. James Powell tamamen aynı fikirdedir. Ona göre doğru ışık ve açıdan bakıldığında deniz ineklerinin kafası insanınkine benzetilebilir. Artı uzun zamandır insanlarla hiçbir teması olmayan yalnız denizcilerin deniz ineklerinin uzaktan düz, deniz kızı kuyruğunu andıran kuyruk hareketlerini gördüklerinde bunun efsanevi deniz yaratığı olduğunu sanmaları işten bile değildi. Bu teoriyi desteklemek gerekirse, Mombasa adasında bulunan ve Portsmouth'a ne olduğu araştırılması için getirilen şüpheli deniz kızı iskeletinin bile daha sonra bir Dugong olduğu anlaşılmıştır. Bu bulgular 1830 yılında Doğa Tarihi dergisinde yayınlanmıştır. Şimdi deniz kızlarının kendine mahsus vücut yapılarının esasen bir işlevinin olup olmayacağı sorusunu ele alalım. Bunun en kısa cevabı imkansızdır. Bir kere deniz kızlarının insan bölümü soğuk okyanus sularında bir yaşama dayanamazdı. Yani tabii vücutları su samuru gibi kalın bir kıl tabakası veya diğer deniz memelilerinde olduğu gibi yağ katmanıyla kaplı değilse bu mümkün olamazdı. Evrimsel olarak baktığımızda insanlar ve balıklar tamamen farklı iki türe ayrılmıştır. Bu bir deniz kızının her iki türün en iyi özelliklerini bir araya getiremeyeceği anlamına gelir. Üremesi bile çok karmaşık bir olay olurdu. İnsanlar gibi doğum mu yapacaklardır ya da balıklar gibi yumurtlayacaklar mıdır? İliklerini nasıl sindireceklerdir? İnsanların sindirim sistemi balıklarınkinden tamamen farklıdır. Kısacası fiziksel olarak ikisini bir araya getirmek mümkün olamaz. Ama kim bilir, belki de gerçekten de orada bir yerdeler ve biz henüz onları bulamadık. Yani Amerika Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne göre okyanuslarımızın hala %80'inden fazlasının canlı yaşam haritası çıkarılmamış, gözlemlenmemiş ve keşfedilmemiş olduğu gerçeğini göz önüne aldığınızda bu mümkündür. Şimdiye kadar deniz kızlarının sözde tek kanıtı onların deniz inekleriyle karıştırılmış olduğu gerçeğidir. Ancak şimdilik deniz kızları hayali karakterler ve üstünde tartışılacak sevilen bir efsane konusu olarak kalmaya mahkumdur. Peki ya siz deniz kızlarının var olabileceğine inanıyor musunuz? Bize yorumlarda bildirin. Videomuz için beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak bizimle birlikte hayata hep olumlu bakmayı ihmal etmeyin.